zaman şimdi bir dakika fotoğraflarımız var. Onlara bakalım. Hı hı. Yorumlayalım. Bakayım. Tülin. Dünya şekeri. Çok da güzel gülüyor. Tülin Şahin. Ne diyorsunuz bu gülüşe, dişe? Bence çok estetik. Zaten modellerin diş yapıları, yani tüm dünyadaki tüm modeller, ki Tülin Şahin hakikaten çok çok tatlı, çok özel bir model Türkiye için. Gerçekten çok ideal. Ben hiçbir kusur göremiyorum. Hem maksimum gülüş sırasında arka bölgede, ön bölgede görünen diş miktarları, diş eti kenarları, diş renkleri, alttaki görünen diş miktarları, bunların hepsi ölçülür. Evet. Ve Tülin Hanım için herhangi bir şey söyleyemeyeceğim. Hakikaten evet, çok güzel. Hoş. Çok kendisi de baştan aşağı çok. Bir de çok güzel gülen birisi. Arzum Hanım. Aynen öyle. Arzum Hanım da aynı şekilde. Gözler içi güler güldüğü zaman. Evet. Şimdi bazen gülüş sırasındaki kriterlerimizden biri yine maksimum gülüş dediğimiz, bir de hafif gülümseme vardır. Bir de maksimum gülümseme vardır biliyorsunuz. Tamam, yapalım. Yani şöyle bir gülümsemede görünen diş miktarıyla kocaman güldüğümüzde görünen diş miktarı arasında fark var. Burada Arzum Hanım da yine maksimum gülüşte maksimum gülmemiş burada. He? Tam böyle tam gülmemiş. O yüzden fotoğraf da önemli. Şimdi buradaki fotoğrafa göre ben Arzum Hanım'ın dişlerini bildiğim için iyi olduğunu söylüyorum. Mesela. O da maksimum gülmemiş. Şimdi Beren Hanım'la ilgili daha önce de bir takım yerlerde yorumlar vardı. İşte iki kesici dişin arasında bir boşluk var. Evet. O boşluğu kendisi seviyor da kullanıyor muhtemelen. Ama doktor hanım çok hanımlar istiyor onu. İstiyorlar mı? Tabii. Dişi açı yani şans göstergesi bravo, diye değil bravo mi? Ama doğru öyle şans, derler. Hem daha evet, seks, öyle derler. Öyle derler. Biraz şans göstergesidir. Evet. Benim de gençliğimde hep öyleydi. Döküldükten sonra bu. Benim de hep öyle ayrıktı. Çok şanslı, kısmetli olduğunu şanslı söylerler. Şanslı ve kısmetli derler, doğru. Evet, doğru. Orjinal, benim orjinalim de öyleydi. Ama biz yani kapatılırsa daha estetik olduğunu düşünüyorum. O ufacık bir dolgu sistemli bir şeyle de o boşluklar kapatılabilir. İlla tel takılması gerekmiyor uygun hastalarda. Nejat İşler bir Nejat erkek Bey, ağzı, gülüşü. Pek Nejat gülmemiş. Pek kolay, pek gülmemiş. Zaten pek gülmez o zaten fazla pek gülmüyor. Pek gülmemiş o yüzden. Fazla pek gülmemiş. Evet. Peki, Hazal yani güzel gülüyor. O, evet Hazal, evet Aşkı Memnu'dan ki... Şimdilerde Feriha. Evet, evet. Feriha koydu. Orada da bir boşlukları var. Dişin arasında boşluk. Özellikle sahnede bulunan ya da işte görsel sanatlar açısından televizyonda yani birazcık fazla görünüyor. Yani evet, diş arasında doğru boşluk çok tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Dişin arasındaki boşluklar kapatılsa evet, daha güzel olur. Erkekler seviyor doktor hanım. O da önemli. Öyleymiş değil mi? Evet. Onu bilmiyorum ama ben. Ama siz yaşınız genç, biz bildiğimiz evet, özellikle dişlerin arası açık oluyor. Hani şey olarak tavşan diş diyorduk. Tavşan diş de güzel. Tavşan diş de güzel. Bir de seksi evet, görüntü veriyordu. Tabii. O zaman öyleydi yani bizim evet, zamanımızda. Şimdi tabii arası herkes kapatıyor ama herkes açık kapattırıyor. Açık olan şişanı da var ama benim... Şimdi Nilkara İbrahim çok... Şimdi bu da yandan bir resim ama Nil Hanım'ı da bildiğim için gayet güzel gülüşü onun da. Yani maksimum gülüşü. Bunlar kendi dişleri galiba zaten öyle. Bana öyle geliyor tabii. Doğal bilmiyorum geldi ama bana. Galiba çok... doğal dişleri. Evet, evet. Ve Kıvanç Tatlıtuğ. Kıvanç. Aa çok tatlı gülümseyen. Evet Kıvanç. Çok güzel daha önce erkek gülüşlerine kendim bakayım hangi aktörün iyi. Hakikaten Kıvanç Tatlıtuğ'un çok güzel ağzı. Gayet sağlıklı gülüşü gayet sağlıklı. Kıvanç... Doğal görünüyor. Renkleri gayet doğal. Evet, yani doğal hiçbir sırıtan dişler, özel aşırı hiçbir şey yok. Evet ve evet, ve Hülya Avşar. O yani güzelimiz biraz çapraşıklığı var sanırım. Şimdi şöyle yaşlar ilerledikçe hepimiz için yani evet, 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında hiç çapraşıklığı olmayan kişilerde yaş ilerledikçe çapraşıklık artıyor. Evet. Ve özellikle alt kesici çapraşıklığı da üstte de aynı şekilde. Diyelim ki küçücük bir orada bir kontak problemi var. Bir dişiniz hafifçe içeride konumlanmış. Bunu 20 yaşındayken az görünen bir şey 40 yaşınıza geldiğinizde fazlalaşmış oluyor. O yüzden de belli bir yaşta özellikle 40 yaşından sonra dişlerini düzelttiğimiz, evet, bölgesel olarak tel taktığımız birçok hastamız evet, var. Evet. Bu da bir dünyada hakikaten çok güzel bir Adriana Lima. Çok güzel bir bayan. Ama gülümsemesi güzel değil. Bakın şimdi oldu mu ya? Çünkü bence bir dikkat de ederseniz diş eti görünümü fazla. Var. Şimdi diş eti görünümü de pek estetik tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Aslında onu yok etmek de mümkün. Hem tel takarak çapraşıklığı da var Adriana Lima'nın. Daha önce de incelemiştim. O Türkiye'ye geldiği zamanlarda dikkatimi çekmişti. Evet bir çap üst üste durumu var. Çapraşıklığı var. Artı diş eti görünümü fazla. Bu tarz sorunları yani bu kadar mükemmel bir estetiğe sahip bir hanım
için, model için daha iyi bir diş bir yapısı olabilir. Adam daha. Sarap Hanım bakıyoruz daha işte. Ya. Evet, kumaş takıp kardeş, mu Brett mi? Biz ne derdik? Kardeşim olsun çok yakışıklı. Kumaş mı Brett mi? Yakışık. Ben hepsini çok beğeniyorum. Ama bilet duymaz. Kıvanç yakışıklı. Hadi kıvanç bizden değil. Hepsini çok beğeniyorum. Hepsi Allah sahipliği. Evet, evet. Sahiplerine bağışlasın inşallah. Peki yani çok dikkatimi çeken konu şu. 40 yaşından sonra artık dişlerde çok büyük değişiklikler oluyor. Şimdi konuya girsene evet. Biraz. 40'tan sonra ne olacak? Ne olacak? Allah Allah. Yani 40'tan sonra ortodonti ihtiyacımız artacak mı bizim? Tabii. Bence hiçbir şekilde protez yaptırmamaya çalışmalı. Öyle mi diyorsunuz? Herkes. Yani çarpışıklığım var. Hemen dişlerimizi ufaltalım, protez yapalım demeyelim. Eğer sağlıklıysa dişlerimiz tel yerleştirmeye bir şans verelim diyorum. Ama mesela benim dişlerimde aşınma oldu ve aralıklı oldu. Mesela çok aşınma oldu. Annem bir gün telefon açtı. Senin dişlerin mi döküldü dedi bana televizyonda. Bir baktım ki ben fark etmemişim. Hakikaten ağzında yok gibi duruyor dişler. Çok aralandı ve aşınmış dişlerim ön tarafı. Düzgün ama. Sizin ama yaşlı olmamıştır. Çünkü gençsiniz. Hani yaş... Sinirden mi? Bilmiyorum. Her şey farklı olabiliyor ama yaşla beraber tabii kemik dokusunu evet. Da kaybediyoruz. Kaybediyoruz. Ya da periodontal dediğimiz yani diş eti iltihabı gibi sorunlar oluyor. Onlara bağlı kemik erimesi olunca dişler destek yapıyı kaybediyor alttan ve bir süre sonra sallanmaya ve aralanmaya başlıyor. Aralandığı için ben böyle bir üstten sağ olsun onu doktorum. Da telle toparlayabiliyoruz ama yani tel takıp onları eski haline getirip. Küçücüktü ama. İşte mutlaka sizi mecbur kalmıştır. Yani o evet. her vakada da illa ortodont yapabileceğiz evet. Diye de bir şey evet. Yok tabii. Çok teşekkür ederiz. Evet. Doktor Aylin Sezen Yalçın efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.